Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ü Rabi'aşere min Fethil Vahhab. Fethül Vahhab'ın bugün 14. Fethül Vahhab Kitab-ı Taharet'in 14. dersini okuyoruz. Vahisu ukime sehbu mukamel munseddi. Hani bazı yerlerde o açılan delik, kapanan delik yerine geçiyor, onun hükmünü alır, bazen almaz. Hani göbekten yukarı olsaydı geçmezdi, göbekten aşağı olsaydı yerine geçerdi. Veya yukarı olsaydı, kapalı olmuş olsaydı geçerdi, açık olsaydı geçmezdi. Bazı durumlarda o sakıp kapanan delik yerine geçiyor, bazen ne olmuyor? Geçmiyor. Geçtiği yerde, وَحَيْسُ o yer ki, اُقِيمَ سَقْبُ سَقْبُ ne olmuş? Kaim olmuş. مُقَامَلْ مُنْسَدِّ yani o sakbe aridi, kapanan sakbe aslı yerine geçerse. Örnek, kişinin zekeri kapanmış, oradan bevli gelmiyor. Göbeğin aşağısından bir delik açılmış veya doktorlar açmışlar, oradan bevlini yapıyor. Bu sakıp o munsed yerine geçiyor mu, geçmiyor mu? Bu durumda geçiyor. وَحَيْسُ اُقِيمَ السَّقْبُ مُقَامَ الْمُنْسَدِّ herhangi bir yer ki o sakbe aridi, o munsed olan sakbe asıl yerine geçmiş. Böyle herhangi bir yer olursa, nerede sakbe aridi, sakbe munsed yerine geçerse, فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ o sakbe aridiye yoktur, hükmuhu o munseddin hükmü yoktur. Diyelim ferz kapanmış, maidenin aşağısına delik açılmış. Bu delik o munsed yerine geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçiyor. Bevl gelirse abdest ne yapılıyor? Kırılıyor. Peki bu yerlerden bu sakbe zekerin bütün ahkamları var mı? Hani zekere el değerse abdest kırılır örnek. Bu sakbe değerse kırılır mı? Örnek veriyorum. Hayır diyor. Feleyse yoktur. Lehu o sakb için hükmuhu munsedin hükmü yoktur. Onun hükmü nedir? Min izzail haceri. Hani munsed şayet açık olsaydı, oradan bevl çıksaydı, taşla istinca kafi gelmiyordu, gelirdi. Bu delikten de bir bevl gelirse, taşla istinca ederse bu kafi gelmez. Bak burada sakbe aridi, sakbe esliğine geçmiş, yalnız onun ne etmemiş, onun hükmünü almamış. Sadece oradan çıkan bevr onun gibi abdesti bozuyor. Ama onun hükmü ona yoktur. Diyelim munsedde ne vardır? İczaul hacer. Yani taşın kifayeti vardır. Buna taşın kifayeti. Taşla istinca kafi değil. İlla suyla yıkayacak. Ve icabil vudu'i bimessihi. Hani munsedden messiyle. Diyelim bir kişi kendi zekerini ellerse. Ha munsed ha munfettih. Fark etmiyor. Veya başka biri ellerse abdesti bozulur mu? Bozulur. Bu sakıp onun yerine geçmiş, bunun mesliyle de bozulur mu? Hayır. Bunun mesliyle bozulmaz. Vel gusli bil ilacı. Gassel gusul. Fark biliyorsun nedir? Ha, gassel yıkamak. Herhangi bir şeyi yıkamak. Gusul
hani banyo yapmak Türkçesiyle. Gusül, o boy abdestine denilir. Gusül yıkamak. Vel guslu bir de gusül bil ilacı bihi. O sehbe aridi herhangi bir ferce idhal edilirse, diyelim yüksektir. Bir ferce idhal edilirse gusül lazım gelir mi? Hayır, gelmez. Bak bu konuda o münsed yerine geçmemiş. Evil ilacı fihi. Evil ilacı fihi. Diyelim başka bir ferç ona girerse, mahmunsedde girerse gusül vacip olur ama buna girerse gusül vacip olmaz. Başka ne gibi? Ve icabi setrihi. Hani munseddin setri vacip değil mi? Vacip. Bununki ne değil? Vacip değil. Ama bunun vacip değil eğer fevke surret ise vacip değil. Tahta surret ise setri nedir? Vacip olur. O munseddin hükmünü aldığından dolayı değil. Zaten tahta surret komple nedir? Avrettir. Ve tahrimi ve icab-ı setri ve tahrimi nazari ileyhi. Hani asle bakmak haramdır. Munsedde nazar haramdır. Ama onun yerine kaim olan sekbe aridiye nazar haram değil. Bu da eğer ne olursa fevke surret olursa, tahtı surret olursa nazar haramdır. Yine munsedin yerine geçtiği için değil, zaten ma tahta surret avrettir. Bu fevkal avreti, bu fevkal avreti ve icab-ı setrihi ve tahrimin nazari ileyhi. Bu iki konuda munsed gibi değildir. Fevkal avreti, avreti, avretin eğer yukarısında ise o delil. Gübeyin yukarısında ise o zaman nazar ne değildir? Nazar haram değildir. Setri ne değil? Vacip değildir. Şimdi bu fevka neyin zarfidir? İcab-ı setrihi, tahrim-i nezari ile ikisinin kaydıdır. Anlaşıldı değil mi? Sebep ne? Niye onun hükmünü almıyor? Lihuru, yani niye nezari haram değildir? Niye setri vacip değildir fevka suret olunca? Lihurucihi an mezinneti şehveti. Mezinnetu şehvetten çıkmış. Hatta insan o deliğe bakarsa tiskinir belki. Şehveti bırak, insan tiskinir. Bakası gelmiyor. Onun için onu hükmü setrul setir ve tahrim-i nezer konusunda, icab-ı setir, tahrim-i nezer konusunda o sakıp munsedden hükmünü almaz. Birinci illet, لِخُرُوْجِهِ اَنْ مَزِّنَةِ شَهْوَةِ bir de وَلِخُرُوْجِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ bu sanki لِخُرُوْجِهِ اَنْ مَزِّنَةِ شَهْوَةِ bu icab-ı vudu bimesinin illetidir. وَالْغُسْلِ بِالْاِلَاجِ بِهِ اَوِ الْاِلَاجِ ف۪يهِ وَاِجَابِ سَتْرِهِ وَتَحْرِمِ نَزَرِ اِلِهِ hepsinin neydir? Kaydidir. Sade اِزَّاُ الْحَجَرْ hariç. Bildiniz değil mi? İkinci illet وَلِخُرُوْجِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنِ الْقِيَاسِ 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 bu da birincinin illetidir. Normal kıyas yıkamaktır. Taşla istinca etmek bu kıyasın dışına çıkmış.
Öyle değil mi? Madem istincai bil hacer, bakın veli hurucil istincai bil haceri anil kıyasi. İstincai bil hacer kıyastan ne olmuş? Çıkmış. Dışarı çıkmış. Fela yeteaddel asliye. Fela yeteaddel asliye. O zaman ne olmaz? Asli yeri geçmez. İstincai bil hacer. Kıyas mıdır? Hayır. Hilaful kıyastır. Madem hilaful kıyastır, mahalli neresiyse orada caizdir. Dubur kuburda caizdir. Bunların gerisinde istincai bil hacer kafi gelmez. Bildiniz değil mi? Çünkü hilaful kıyastır. Fela yeteaddel asliye. Asli ne etmez? Yani asli yerini kunedir kubur duburdur. Geçmez. O asli yerine geçen sakıb da geçerli değildir. وَالْمَعِيدَةُ وَالْنَ وَالْمَعِيدَةُ مَعِيدَ مُسْتَقَرُّ طَعَامِ مَعِيدَ ne demek? Yani tabiplerin yanında, doktor tıp ilmine göre مَعِيدَ nedir? Neye مَعِيدَ denilir? Müstakarru ta'ami. Ta'amın neydir? Ta'amın müstakarridir. Vel ma'idetu ma'ide müstakarru ta'ami. Ta'amın neydir? Müstakarridir. Ta'amın karar tutu yeri. Boğazdan aşağıya ta'am inerken nerede karar tutuyor? Ma'ide odur. Hani şu an mide diyoruz ya. Ondan aşağıya artık em'a olur, bağırsaklar olur. O müstakarru ta'am minel mekanil munhesifi. Şimdi bakın biz yeriz, yeriz, kilo alırız, göbek bırakırız. Normalde göğüs dışarıda, göğüsün aşağısı çukurdadır. İşte mide yeri orasıdır. Minel mekanil munhesifi. Mekane nedir? Munhasif, alçak olan mekan. Tahta sadri, göğsün ne? Göğsün altında. Vel ma'idetu mustakarru ta'ami minel mekanil munhasifi tahta sadri ile surreti. Göğüsten sonra o biraz düşük olan yerden itibaren bu kafes kemiklerinden, kaburgalarından başlayarak nereye gelinceye kadar, sürrete gelinceye kadar burası işte maidedir. İla sürreti. Maideyi öğrendik mi? Öğrendik. E peki hani ne diyoruz? Hani tahta maidet, fevka maidet diyoruz. Maide tamam bırakılır. Yani bunun fevki göğüs oluyor. Ha diyor vel muradu biha huna es-surratu. Maideden burada murad surretin kendisidir. Vel muradu biha huna es-surratu. Maideden murad surrettir. Anlıyorsunuz değil mi? Yani o göbek dediğimiz var ya, burada murad odur. Onun aşağısı, onun yukarısı. Yoksa bizim doktorların yanında şu an bilinen kısım mide, ta bu kafes, hatta kafesin içinden itibaren başlıyor. Onun yukarısı delik olup bir şey çıkmaz ki. Tekrar ediyorum. Vel ma'idetu. Ma'ide doktorlara göre müstakarru da'ami minel mekan munhasif tahta sadri ile sureti. Gördünüz mü? Bu doktorların yanında, tabiplerin yanında maidenin tarifi. Vel muradu biha huna. Maideden buradan murad, yani fukahaların maideden buradan muradları nedir?
Es-surretu. Surret ve surretin neyi? Hizası itibariyle. Surret ve hizesi itibariyle. Ta bele kadar olan kısma ne denilir? Surret denilir. Bu nedir? Mecazdır. Buna alakası mücavirat, komşuluk. Mide buradan başlayıp yukarı kadar geliyor mu? Geliyor. Bu surret komşusu mu? Evet. Burada maideti o surrete itlak ediyoruz. Buna mecaze mursel denilir. Alakası nedir? Mücavirat, komşuluktur. Vel maidetu mustakarru ta'ami min el mekanil munhasifi tahta sadri ila surreti vel muradu biha huna es surretu. Birinci tarif et-tubalara göredir. İkinci tarif kimlere göre? İkinci tarif ehl-i şer'e göre. Oldu. Peki, hatırlarsanız hurucu gayri menihi, kendisinin menisinin gayrisinin hurucu abdesti ne ediyor? Bozuyor. Ya bir kişinin menisi çıkarsa onun abdestini bozmuyor mu? Diyor emma meniyuhum. Kişinin menisi el mucibu lil gusli kunayn mucibidir. Yani kişinin menisi ki ko guslun mucibidir. O fela yenkudul vudu'em. O ne etmez? O abdesti bozmaz. Hatta kişinin menisi bozmadığı gibi kuru viladet bir kadın kupkuru bir çocuğu doğurursa o da kadın abdestini etmez, bozmaz. Anladınız değil mi? Ama bazen diyelim çocuğun bir eli çıktı, bir parmağı çıktı, kadından düştü. O abdesti bozar, guslü gerektirmez. Ama çocuğun tamamıyla kupkuru bir çocuğu doğurursa o guslü gerektirir, abdesti bozmaz. Unutmayın. Çocuğun badi, abdesti bozar, yani kurucu, gusül gerektirmez. Tamamı, eğer kuruysa, kan falan yoksa, tamamı gusülü gerektirir. Ne etmez? Abdesti kırmaz. Çünkü çocuk ve meni hükmündedir. Meniden oluştuğu için meni hükmündedir. Kidan ıslak çıksa çocuk, o zaman abdesti de mi bozar? Abdesti de bozar. O ıslaklı kendisi bozar. Kuru olursa bozmaz. Sebebi neyse ben ıslak çıkmasın. Yani ıslak niye bozar mı? O ıslaklık bozuyor. Bevül gibi. Kurucu gayri menihi olmuş oluyor. Bevül gibi mi düşüneceğiz Seyda? Bel şart değil. Bevül ama ne çıkarsa, kan çıkarsa, bevül çıkarsa, irin çıkarsa, ne çıkarsa abdesti bozar. Meni, kişinin menisi bozmaz. Veled de meniden olduğu için o bozmaz. Ama veledle beraber ıslaklığı olursa o zaman hurucu gayri meniyi var, o bozar. Ama meniyuhul mucibu lil gusli felâ yenkudur vudu'e. O abdesti bozmaz. Nasıl oluyor? Ke en emna bi mücerredi nezerin.
Emna menisi geldi bir mücerredi nezerin. Bir kadına bir fotoğrafa baktı menisi geldi. لِأَنَّهُ اَوْ Bu abdesti bozmaz. Niye? لِأَنَّهُ اَوْجَبَ اَعْزَمَ الْاَمْرَيْنِ İki emirden birini, iki emir abdesttir, gusuldur. O iki emirden en büyüğünü gerektiriyor. وَهُوَ الْغُسْلُ O da nedir? Gusuldur. Meni, iki emrin en büyüğü olan guslu gerektiriyor. O بِخُسُوسِهِ Bine بِخُسُوسِ كُمَّنِدِر Yani o çıkan meni, مِنْ حَيْسُ كُمَّنِدِر Hususul meni itibariyle neyi gerektiriyor? Guslu gerektiriyor. Bu sefer فَلَا يُوْجِبُ اَدْوَنَهُمَا O iki emirden edveni kunnedir, vududur. Edveni vacip etmez, بِعُمُومِهِ عُمُومِيلَ كُنَّدِر Hariçtir. Bakın şimdi meni, çıkan meni iki vesvi var. Bir menidir. Bu hastır. Bir de hariçdir. Bu amdır. Çünkü hariç deyince bütün hariçler girer. Meni min haysukum menidir. Neyi gerektiriyor? Min haysukum menidir. Gusül gerektiriyor. Bak o has emriyle ne yakın? Hususiyle azamul emreni gerektiriyor. Bu sefer min haysukum hariçdir. Min haysukum nedir? Hariçdir. Am bu esbiyle. Bu sefer edveni kunnedir, vududur gerektirmez. Yani bir şey has vesfiyle büyük bir şeyi gerektiriyor. E am vesfiyle nasıl küçüğü gerektirsin? O has ile daha büyüğü gerektirmiş. Am ile daha büyüğü gerektirmesi gerekirken. Bakın diyor felayen kudur vudu'a kendi emre bir mücerredin nezerini. Niye layen kudu? Liennehu evcebe azemel emreyni ve huvel guslum bi hususihi. فَلَا يُوْجِبُ اَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ كَزِنَ الْمُحْسَنِ Ne gibi? Muhsen kişinin zinası gibi. Muhsen kişinin zinası gibi. Şimdi bu muhsenin zinası olması itibariyle neyi gerektiriyor? Recmi. Recmi gerektiriyor. Muhsenin zinası bak, has. Muhsen'in zinesi olma itibariyle rejmi ne ediyor? Gerektiriyor. Bu sefer daha düşük konu nedir? Celdir. Yüz denek vurmaktır. Yüzde değil de. Yüz. Yüz denek vurmaktır. Bir daha gurbete ne etmek? Gurbete göndermektir. Bu sefer bunu gerektirmez. Zina olması hasebiyle. Şimdi Muhsen demek evli kişi, evlilik yapmış. Evlilik yapmış bir kişi. Zina yaparsan bunun iki vesvi var. Bir zinel muhsendir. Bu has yönüdür. Bir daha zinadır. Bu am vesvidir. Muhsenin zinası olması itibariyle bu has yönüyle rejmi gerektiriyor. Taşlanır ölünceye kadar. Bak büyü. Has bir vesviyle zinel muhsen itibariyle rejmi gerektirdi. Azamın emri gerektirdi. Bu sefer am vesfiyle ku nedir zina olması yönüyle? Muhsenin mi, gayri muhseninin mi ona bakmaksızın ne gerektirmez? Celdi. Edvenul emrini gerektirmez ku nedir? Celdi. Yüz denek sürgüne göndermek. Oldu. Tekrar ediyorum. فَلَا يَنْقُدُ الْوُضُعَ كَنْ اَمْرَ بِمْجَرَ النَّزَّرِينَ لِأَنَّهُ اَوْجَبَ اَعْزَمَ الْاَمْرِينَ وَهُوَ الْغُسْلُ بِخُسُوسِهِ Bu bihususihi meniye gider. فَلَا يُوْجِبُ اَدْوَنَهُمَ بِعُمُومِهِ عُمُومِيلَ كُنَّدِرْ خَارِجِدِرْ كَزِنَ الْمُحْسَنِ Muhsenin neyi gibi? Zinası gibi. O da hususi itibariyle, Muhsenin zinası olması itibariyle اَعْزَمُ الْاَمْرِينَ gerektirir, kurracımdır. Ama umumi itibariyle, zina olması itibariyle edvenül emreni celdir, gerektirmez. Burada güzel bir şey söylüyor. Vaktiniz varsa o haşiye okuyayım size. Kezinel muhseni. Fe innehu evcebe azamel emreni ve huve racmu bi hususi kevnihi zina muhseni.
وَلَمْ يُجِبْ اَدْوَنَهُمَا وَهُوَ الْجَلْدُوا وَتَغْرِيبُوا بِعُمُمِ كَوْنِهِ زِنَا وَاُرِدَ عَلَيْهِ اَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ قَدْ يُجِبُ اَمْرَيْنِ Bir şey iki emri vacip kılabilir. فَاَكْسَرَ fazlasını da vacip kılabilir. كَلْ جِمَعِ فِي رَمَضَانَ Ramazan ayında biri ne ederse cima ederse. يُجِبُ اَعْزَمَ الْاَمْرَيْنِ وَهُوَ الْكَفَارَةُ Kefarettir. Köle azat etmektir. İki ay oruç tutmaktır. Tertibiyle. Veya 60 kişiye yemek yedirmektir. Azamın emrini kefareti gerektiriyor. Bir hususu kevni cimahan. Cima olması itibariyle kefareti gerektiriyor. Ve edvenehuma edveni gerektiriyor. Ve huvel gada uku nedir? Gadadır. Bir gün yemiş ya, bir gün tutar. Bir umumi kevnihi fıtra. Sayıdan bir gün tutmaz cimada 62 gün tutuyor Şafii'nin. O kefarettir. Zaten kefaret odur. Ha, kefaret o doğru. Oruç yediği bir gün bir gün tutar. Ha, diğerinde 60 gün. 60 gün bu kefarettir. Oldum. Yani cima olması itibariyle 60. Kefaret düşer. Nedir? Köle azat etmektir. O da yoksa yapamazsa 2 ay oruç tutma. Yoksa ne eder? 60 kişiye yemek yedirir. Ha, bir gün yine o yediği gün, bozduğu günü kaza yapar. Hani Hanefilerde 61 gün diyoruz, aslında 60 gündür kefaret. O bir gün, o bozduğu günün kazasıdır. وَاَدْوَنَهُمَّ وَوَ الْقَدَاءُ Bu sefer kadayı da gerektirir, o bir günün kazasını gerektirir. وَهُوَ كَوْنُهُ فِطْرًا Nedir fıtır? Şimdi Ramazan, o zina fıtır değil midir? Orucu bozmadı mı? Bozdu. Fıtır olma yönüyle neyi gerektiriyor? Kadayı gerektiriyor. Bak bu vesfe am itibariyle edveni gerektirdi. Ama zina olması itibariyle bu has vesfe itibariyle kefareti gerektirdi. Ama bir şey, iki şey gerektirdi. Bu sefer ve edvene minhuma o ikisinin de edveni de gerektiriyor. Ma'an ve huve ta'ziru. Ta'zir hem kefaretten edvendir, hem kadadan nedir? Edvendir. Onu da neyle gerektiriyor? Bi'umumi kevnihim masiyeten. Masiyet olma itibariyle. Bakın, Ramazan ayında birisi ne yaparsa, cima ederse, cima olması hasebiyle neyi gerektiriyor? Kefareti gerektiriyor. Fıtır olması itibariyle vesfe an kadayı gerektiriyor. Günah olması itibariyle taziri gerektiriyor. Bak bir şey, üç şey neydi? Gerektirdi. Bir vesfiyle daha küçük, bir büyük, bir vesfiyle küçük. Diğer bir vesfiyle daha küçüğü neydi? Daha edveni gerektirdi. Hani biz dedik, bir şey hususiyle azami gerektirmişse, umumiyle edveni gerektirmez dedik. Aha gerektiriyor. İhtirazı anladınız mı? Evet, evet. Şimdi buna cevap veriliyor. وَقَدْ يُجَوُ بِيَنَّ الْمُرَادَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ Bir cinsten iki şey edven azami gerektirmez. كَتْ تَهَارَتِ Bak, taharet, abdest ile gusül bu birdir. اَوْ الْحَدِّ Had, racim ile had. Öyle değil mi? Bunlar cins aynı. Ve haza neyse kezalike, bu bizim söylediğimiz biri kefarettir, biri kadadır, biri tazirdir. Bak gerektirdiği şeyler farklı cinslere aynı değil. Oldum. E bir dersen, kada neyle değil? Bir gün oruç tutmayla değil midir? Kefaret de iki ay, o da oruçtur. Bak cins aynı oldu. Şimdi diyecek, hayır. Kefaret asıl köle azat etmektir. O olmadığı için savun onu yerine geçiyor. Savun geçicidir. Vekildir. Asıl değil. وَلَا يَرِدُ اَنَّ الْكَفَارَةَ تَكُنُ بِالسَّوْمِ نِيَ لِيَنَّ الْوَاجْبَ فِيهَا اَسَرَتَنَ الْاَيْتْقُ Bu denilmez. وَلَا يَرِدُ اَنَّ الْكَفَارَةَ تَكُنُ بِالسَّوْمِ لِيَنَّ الْوَاجْبَ فِيهَا اَسَرَتَنَ الْاَيْتْقُ Esaretin vacip olan nedir? İtiktir. İtiktir. O savm nedir? O savm niyabeten, öyle değil mi? Vekaleten olan bir şeydir.
ona bakılmaz. Peki, hayd neyi gerektiriyor? Hayd, gusül gerektirmiyor mu? Gerektiriyor. Abdesti de gerektiriyor. Abdesti de bozuyor. Bu niye oluyor? Diyor, وَاِنَّمَا اَوْجَبَهُ o اَدْوَنُ الْاَمْرَيْنِ اَوْجَبَهُ nereye gidiyor? اَدْوَنُ الْاَمْرَيْنَ gider. وَاِنَّمَا اَوْجَبَهُ ancak aşağı bakın, اَيِلْ اَدْوَنَ لَذِهْ وَالْوُضُوءُ اَدْوَنُ الْاَمْرِنْ كَوْوُضُوءُدُرْ. Niye hayd, nifas edveni gerektiriyor? مَعَا اِجَابِهِمَا الْغُسْلَ. Halbuki guslü de ne ediyorlar? Gerektiriyorlar. Anlaşıldı değil mi? Demek haric olma itibariyle edven vuduğu gerektiriyor. O hayd olma yönüyle neyi gerektiriyor? Guslü gerektiriyor. Ama burada var. Ha diyor, bunun illeti farklı. وَاِنَّمَا اَوْجَبَهُ الْحَيْدُ وَالنِّفَاسُ مَا اِجَابِهِمَا الْغُسْلَ لِأَنَّهُمَا حَيْدِ لَنِّفَاسِ يَمْنَعَانِ سِحَةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. Mutlak mana bütün ahvallarda sihatul vudu'i engelliyorlar. Nerede hayd nifas varsa abdest olmaz. O zaman فَلَا يُجَامِعَانِهِ hayd ile nifas vuduyla beraber olmazlar. Onun için hayd ile nifas vudu'a ters oldukları için, bir arada cemleri caiz olmadığı için hayd ile nifas nerede gelirse ne olur? Hayd ile nifas nerede gelirse abdest de bozulur. Şu cemleri caiz değil. Ama bir hilaf-i hurucil meniyi, bu öyle değil. يَسِحُ مَعَهُ الْوُضُوءُ خُرُجُ مَنِي ile beraber abdest sahihdir. Nerede? فِي سُرَةِ سَلِسِ الْمَنِيِّ. Bir adam سَلِسُ الْمَنِيِّ, sürekli menisi akıyor. Bu adam abdest alıp namazını kılmıyor mu? Alıp kılıyor. E bakın, abdest ile meni bir arada cem olabiliyor. فَيُجَامِعُ مُجَامَعَةَ ediyor. Yani ne neye mücamet ediyor? Vudu meni ile mücamet ediyor. Ama hayd ile nifas vududa vudu meni ile mücamet ediyor. Ama vudu hayd ile nifasla hiçbir yerde mücamet etmiyor. Hayd nifas nerede varsa vudu orada yoktur. Tekrar ediyorum. وَاِنَّمَا اَوْجَبَهُ الْحَيْدُ وَالنِّفَاسُ مَا اِجَابِهِمَا الْغُسْلَ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ سِحَةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا فَلَا يُجَامِعَانِهِ. Ona mücamaat etmiyorlar. بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَسِّحُ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي سُورَةِ سَلِسِ الْمَنِيِّ. Bahçem oluyor. فَيُجَامِعُهُ vudu meniyle mücamaat ediyor. Veyahut da meni vudu ile mücamaat ediyor. Ama hayd nifas abdestle veya abdest hayd nifasla mücamaat etmiyor. Hocam, faili huve şeye mi dönüyor? Hangisi? Fevcami'u. Vudu'a götürüyoruz, hu meniye götürüyoruz. Veyahut da tersini de yapabiliriz. Şimdi ve innemâ ucebehul haydu ve nifasu ma icabi men gusel li ennemâ yemna'ni sihatul vudu mutlaken. Aşağı bakın, mutlaken ey fissair lahvali. Bütün ahvallarda. Sevan kanet müstehadeten ev gayraha. İster müstehade olsun kadın, ister istihadeli olmasın. Ya müstehade özür kanı değil mi? Özür kanı. Yani hiçbir zaman hayd nifas ile vudu bir arada olmazlar. Anlaşıldı değil mi? Velev ki istihade haleti olsa dahi. Bir kadın istihade haletindedir. Vudu hayd veya nifas o arada da gerçekleşirse abdest yine olmaz. İstihade haletinde abdest oluyor ya, hayd nifas olsa olmaz. Ve kâle bâdûm mutlakan demiş, ey fil iptidâi. Yani iptidada da cem olmaz, bi entare'e aleyhima. Hayd nifas varken kişi abdest alsa, abdest onların üzerine peyda olursa. Bu da olmaz.
Ve fi devami, devamda da olmaz. Devam nedir? Bi en tara a aleyhi. Önce abdest vardı, sonra hayd nifas onun üzerine geldi. Mutlaken bir hile o şekli man ediyor. Yani ister iftidaen olsun, ister devamen olsun. İster vudu hayd nifas önüne gelsin, ister hayd vudu nifas, hayd nifas vudu üzerine gelsin. Fark etmiyor. Hiçbir suretle vudu ile hayd nifasın cem'i caiz değil. Bi en tara aleyhi. Bi en tara aleyhi. Aleyhime demiş bizde. Kimisi seyda. Bi en tara e aleyhime. Tara e değil mi? Ve fi devam bi en tara aleyhime. Ve fi devam bi en tara o aleyhi değil mi? Tara e mi dedi? Yok. Tara a bu sefer hayd ile nifas. Birinci tara e'dir, vududur. Vudu hayd nifas üzerine gelir. İkincisi tara a, hayd ile nifas onun üzerine gelir. Selam ben burayı tam anlamadım. Yani bir kere mutlaka ne demek? Yok Seyda, burada hayızla nifasın toplanması. Yani diyelim adamın abdesti var. Abdesti varken hayde düştü kadın. Yok kadın, kadın abdesti var, hayde düştü. Tamam Seyda. Veya kadın bozuldu. Abdesti var, nifasa girdi yani doğum yaptı. Bak hay nifas abdest üzerine geldiler. Ceme olmaz, abdest gider. Veya o da kadın hayde de nifasta da bir kadın kalktı abdest aldı. Kadının abdesti haydi nifası üzerine geldi. Toplanmaz. Beyde oldu. Bu da olmaz. Nasıl olmaz? O abdest olmamış oldu. Tamam Seydan. Mutlakan bu demektir. Yani mutlakan ister vudu hayd nifas üzerine gelsin, ister hayd nifas vududan gelseler ceme olmazlar. Her halükarda vudu gider. Selam, hayızın abdesti kırmayacağının delili toplanamamaları, o yüzden. Öyle mi Seyda? Yok, niye hayd abdesti bozuyor? Tamam Seyda, çünkü toplanamıyor. Çünkü diyor hayd ile abdest biri de cem'i caiz değil. Ama niye meni abdest bozmuyor? Çünkü bazı yerlerde meni ile vudu cem'i caiz değil. Sersül meni de. Sersül meni gibi. وَدَّخَلَا فِي غَيْرِ مَنِيِّهِ Hani menisinin gayrisi bozuyor. Menisi bozmuyor. Hı. Menisinin gayrisi bozuyor. Buna ne girdi? Gayrun meniyi. Meniyyu gayrihi girdi. Ne girdi? Meniyyu gayrihi girdi. Diyelim bir adam hanımıyla beraber oldu. Erkeğin menisi çıkarsa. Bu da gayru meniyi, kadının menisinin gayrisidir. Bu da abdestini bozuyor. Anladınız değil mi? Ve dakhala fi gayri meniyihi meniyyu gayrihi. Feyankudu, o abdesti ne ediyor? Bozuyor. Bir kişiden başkasının menisi çıkarsa, öyle değil mi? Diyelim bir erkek bir erkekle livata yaptı, meni çıkarsa o erkekten, bozuyor. Erkeğin menisi kadından çıkarsa bozuyor. فَتَعْبِيرِ بِمَنِيِّهِ اَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فَتَعْبِيرِ بِمَنِيِّهِ Hani ben böyle demişim yani غَيْرُ مَنِيِّهِ Bu tabirim اَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَنِيِّهِ Şimdi minhaj diyor menin gerisi çıkarsa. Ama ben kendisinin menisinin gerisi. Ha, minhaca ne girmiyor? Bak demiş, menin gerisi. Başkasının menisi birinden çıkarsa o da bozmamış gibi görünüyor. Halbuki bozuyor. Onun için diyor, madem meniyyu gayrihi gayru meniye girer fe tabiri bi meniyyihi hani meniyyi demiş, gayru meniyyi evla min tabirihi bil meniyyi. Ben demişim ki ennehu kendisinin menisinin gerisi. Minhaj demiş meninin gerisi. O zaman meninin gerisi başka birinin menisi birinden harici olursa demek o da bozmamış gibi görünüyor. Halbuki bozuyor. Neyi sayıyoruz? Abdestin kıran şeyler.
abdesti kıran şeyler dört demiştik. Erbaatun. Ahaduha hurucu gayri menihi min fercin ev sakbin tahta maidetin falan. Ve saniha ikincisiye geldik, burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya